Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 24, daha doğrusu yeni ismiyle FC 24'ü mercek altına alacağız. Biliyorsunuz Electronic Arts tarafı artık FIFA ismini kullanmayacağını açıklamıştı. Ve yeni oyun EA Sports FC 2024 olarak raflardaki yerini aldı. Peki bu oyun bizlere neler vaat ediyor? Aslında baktığımızda FIFA direkt olarak 2024'te de devam ediyor diyebiliriz. Yani oyunun isminin değişmiş olması öyle aman aman değişiklikler olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bugüne kadar herhangi bir FIFA oyununu oynadıysanız, özellikle de son 3 yılda çıkan herhangi bir FIFA oyununu oynadıysanız FC 24'e de hızlı bir şekilde alışabileceksiniz. Öncelikle şunu belirteyim. Geçtiğimiz yıl çıkan FIFA 23'teki hemen hemen her mod bu senede oyunda yer alıyor arkadaşlar. Yani dilerseniz kendi kariyerinizi yapabiliyorsunuz, dilerseniz Şampiyonlar Ligi'ni oynuyorsunuz, dilerseniz Lig Kupası'nda oynuyorsunuz ve dilerseniz de FUT'ta kendi takımınızı kurarak çeşitli organizasyonlara katılabiliyorsunuz. Şimdi gelelim oynanış tarzına. Açıkçası arkadaşlar ben oynanış tarafında 23 ile 24 arasında öyle uçuk farklar olduğunu görmedim. Tamam, ilk dokunuşlarda belli bir farklılık var. Özellikle 2-2 mücadelelerde oyuncuların güçlü yanları çok fazla ön plana çıkarılmak istenmiş. Yani oyuncunuz güçlüyse, oyuncunuzun 2-2 mücadelelerde fiziksel gücü yeterliyse yanına kim gelirse gelsin çok fazla bundan etkilenmiyor. Fakat tam tersi bir durum söz konusu olursa, yani oyuncunuzun fiziksel gücü çok fazla yeterli değilse daha yanına ikinci kişi gelir gelmez topun kontrolünü kaybediyor ve topu karşı tarafa kaptırıyor. Bu güzel tabii, gerçekçi, biraz daha simülasyona yönelilmiş. Zaten biliyorsunuz son yıllarda EA Sports oyunu iyice simülasyon tarzına yöneltmişti. Simülasyon tarzına çevirmişti ve bu 2023 yılında çıkan, yani geçtiğimiz günlerde satışa sunulan FC 24'te de devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Serbest vuruşlarda, penaltılarda falan çok fazla bir değişiklik yok. Serbest vuruşlarda gol atmak o kadar kolay değil arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl bir nebze daha kolaydı diyebilirim ama bu yıl hani belki alışınca yine serbest vuruşlardan gol atmamız kolay olacak ama en azından hani ilk defa oynadığım için ben belki bilmiyorum ama serbest vuruşlardan gol atarken biraz daha zorlandım. Bunu sizlere belirtebilirim. Penaltılarda zaten bir şey yok. Yönü belirliyorsunuz, şutu çekiyorsunuz. Genelde gol oluyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla yön seçeneği mevcut. Hani kalecinin bunlardan birini tutturması zor. Şöyle bir durum söz konusu. Atıyorum, karşılıklı bir maç yaptığınızı varsayalım. Siz sağ alt köşeye kalecinizi yönlendirdiniz. Şut sağ ortaya geliyor diyelim. Kalecinizin bunu tutma imkanı yok. Yani bu kısım biraz gerçekçi değil gibi geldi bana. Ne bileyim, sağ alta atlamışken elini hani şöyle yapıp tutabilir belki. Dolayısıyla burada tam birebir tutturmanız lazım. Bu açıdan baktığımızda da yani 6'da 1 bir şansınız olduğunu söyleyebilirim. Hatta belki daha az, 9'da 1 de olabilir. Bu şans biraz daha azalmış. Dolayısıyla penaltıyı tutmak o kadar kolay değil ama penaltı atmak çok kolay. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Tabii ki yine şut tuşuna fazla bastığınızda her türlü out'a gidiyor. Penaltı atıcınızın eğer penaltı atma reytingi çok fazla yüksekse, bu da var arkadaşlar. Atıyorum, doğru köşeyi kaleci tuttursa bile bazen gol olabiliyor. Hani şut sert gidiyor falan. Kaleciye çarpıyor, direğe çarpıyor, gol oluyor. Bu tarz şeyler de gördüm. Dolayısıyla hani penaltılar genel olarak diyeyim en azından daha fazla golle sonuçlanıyor. Bunu sizlere söyleyebilirim. Evet, tribünler güzel. Taraftarlar biraz daha gerçekçi olmuş geçtiğimiz yıllara oranla. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda çıkan FIFA serisinde hepsi aynı anda hareket ediyordu falan. Ama bu yıl çıkan FIFA serisinde taraftarlar biraz daha gerçekçi. Biz oyunu bilgisayarda test ettik tabii ki de. Şöyle bir şey söyleyebilirim size arkadaşlar. Optimizasyon sorunları var. Muhtemelen önümüzdeki günlerde yeni güncellemeler gelecektir. Hani ya benim bilgisayarım bunu kaldırmıyor mu diye düşünmeyin. Ciddi anlamda optimizasyon sorunları var oyunun. Hani ne kadar yüksek sistem donanıma sahip bir bilgisayarla oynarsanız oynayın, oyun bazı yerlerde abuk subuk kasmaya başlıyor. Bazı yerlerde laklarla karşılaşıyorsunuz. Oyuncu oyuncunun içine giriyor, oyuncu direğin içine giriyor falan. Çok absürt hatalarla karşılaşıyorsunuz ki bu da zaten serinin bir geleneği arkadaşlar. Muhtemelen yapılacak olan 2-3 güncellemenin ardından bu optimizasyon sorunları da ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum ben. Şunu da söylemek istiyorum. Türk takımları genel olarak yine 4 yıldız seviyesinde olmuşlar. Galatasaray burada biraz daha ön plana çıkıyor tabii ki. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Yine FIFA, daha doğrusu artık yeni ismiyle FC 24 güzel bir şekilde karşımıza çıktı.
Ki zaten güzel bir şekilde çıkmasa ne olacak arkadaşlar? Orası da ayrı bir mesele. Yani sonuç olarak ben bir futbol tutkunuyum, futbol oyunu oynamak istiyorum diyorsanız başka bir seçeneğiniz yok. Biliyorsunuz artık PES piyasada değil. Yani tamamen online'a yöneldiler. Futbol Club diye bir hani oyunları var, biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuzdur. Orada girip online oynuyorsunuz falan ama o da tabii ki eski tadı vermiyor. O da ayrı bir parantez açılması gereken konu. Dolayısıyla ya ben futbol oyunlarını çok seviyorum, kopamıyorum diyorsanız alabilirsiniz. Ama isterseniz arkadaşlar biraz daha bekleyip böyle bir indirim döneminde falan güzel bir indirim olursa o zaman da alıp deneyimleyebilirsiniz. Zaten bilgisayarda oynayacaksanız bu oyunu şimdi almanızı tavsiye etmiyorum ben. Çünkü optimizasyon sorunları var. Yani belki bilgisayarınız da biraz daha güçsüzse birçok optimize sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Oyundan zevk alamayabilirsiniz. O yüzden bekleyin. Fiyatlar biraz daha düşer diye bekliyorum ben. Çünkü malum biliyorsunuz ülkemizde oyun fiyatlarında ciddi düşüşlerle karşılaşabiliyoruz zaman zaman. Lakin tabii şu da var. Şimdi önümüzdeki süreçte yıl sonunda dolar kurunun yükseleceğinden vesaire bahsediyorlar. Hani bu kur artışı oyun fiyatlarını etkiler mi etkilemez mi onu tam olarak bilemiyoruz. Dolayısıyla burada ben olsam beklerdim ama sizin tercihiniz neyse tabii ki onu gerçekleştirebilirsiniz. Şunu da belirtelim, dipnot olarak bu oyun Mayıs-Haziran gibi muhtemelen EA Play'e eklenecek. Yani Game Pass Ultimate üyeliğiniz varsa direkt olarak oyunu oynamaya başlayabileceksiniz. 23 zaten eklenmişti geçtiğimiz Haziran ya da Mayıs ayı gibi. Eğer hani çok böyle bir aceleniz yoksa arkadaşlar şu anda da bence 23 ile biraz daha idare edebilirsiniz. Belki güzel bir indirim gelir. Evet, oyun hakkında sizlerin de yorumları varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.